İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesine oy verin. Batı Ermenistan'ın evlatları Kim Haçatryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Paris'teki konferans. Artsakh Ermenilerinin izlerini yok etmeye çalışıyorlar ama Ermeniler yüzyıllardır Artsakh'ta yaşıyor ve çalışıyorlar. Charles Michel, Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlamanın özel yolları konusunda bir tartışma var. Estonya Dışişleri Bakanı Ermenilere uygulanan soykırım ARMENOSİD anıtını ziyaret etti. Zvartnots Tarihi ve Kültürel Koruma Müzesi'nde Kaşatağ adlı sergi açıldı. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekillerinin 2023 yasama seçimleri listesine göz atın. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Seçim Komisyonu, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 2023 parlamento seçimleri için resmi aday listesini aşağıda sunmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin gelecekteki parlamentosu seçimlerine katılmak üzere seçildiniz. Tek yapmanız gereken istenen formu doldurup başvuruda bulunmak. Seçiminizin onaylanması, kabul ediyorum, karşıyım veya çekimserim ve usulüne uygun olarak doldurulmuş form. Gönder son düğmesine tıklanarak yapılacaktır. Bunu yalnızca lehte, aleyhte veya çekimser listesinden kontrol edebilirsiniz. Diğer herhangi bir seçim geçersiz olacaktır. Bu koşullar altında aşağıda belirtilen Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesini destekliyor veya reddediyorsunuz. Oylama formu 8 Aralık 2023 saat 8'den son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2023 gece yarısına kadar açık kalacak. Batı Ermenistan'ın evlatları Kim Haçatryan. Bir asker için tek bir şans vardır. Ya ölüm ya da özgürlük. Bu sözleri slogan olarak seçen gönüllü Kim Haçatryan 30 Ekim 2020'de vatan uğruna hayatını kaybetti. Kim, Vayotzor bölgesinin Areni köyünde doğdu. Doğduğu köyü çok seviyordu. Arkadaşları Areni'yi ziyaret etmeleri konusunda sık sık ısrar ettiğini söylüyor. Doğduğu yere karşı özel bir sevgisi vardı. Ancak Artsakh'a olan hisleri farklıydı. Arkadaşlarının iddia ettiği gibi aşk farklıydı, gökseldi. Muhitar Heratsinin adını taşıyan Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi'nde okuyan Kim, köyünde bir diş kliniği kurmanın hayalini kuruyordu. Kim Haçatryan'ı herkes gururlu, vatansever, yakışıklı ve iyi yürekli bir gülümsemeyle hatırlıyor ve anlatıyor. Kim, savaşın ilk gününden itibaren gönüllü oldu. Koşullar nedeniyle 12 Ekim'de cepheye gitti. Bu iki hafta boyunca Kim bir keresinde şöyle yazmıştı. Arkadaşlarım savaş alanındayken sivil kıyafetlerle dolaşmaktan utanıyorum. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. 3 Mart 1918'de Bolşevikler yalnızca 1. Dünya Paylaşım Savaşı'ndan muzaffer Rus ordusunun tüm başarılarından vazgeçmekle kalmayıp aynı zamanda Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Rusya'ya da büyük toprak tavizleri verdiği Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzaladı. Rusya, Ukrayna'yı, yakın Baltık devletlerini, Finlandiya'yı, Kafkaslar'da ise Kars, Ardahan ve Batum'u Türkiye'ye kaptırıyordu. Sözleşmenin 4. maddesinde şöyle yazıyordu. Rusya, askerlerinin Batı Ermenistan vilayetlerinden çekilmesi ve Batı Ermenistanlıların Türkiye'ye düzenli olarak dönmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Rus birliklerinin derhal Ardahan, Kars ve Batum bölgelerinden çekilmesi gerekiyor. Rusya, bu bölgelerin yeni devlet hukuk ve uluslararası hukuk örgütlenmesine müdahale etmeyecek, ancak bu bölge halkına başta Türkiye olmak üzere komşu devletlerin rızasıyla yeni bir düzen kurma fırsatını verecektir. Rusya'nın Türkiye'ye verdiği tüm tavizlerin 3 ay önce bağımsız olarak tanınmasına rağmen Batı Ermenistan'ın aleyhine verildiğini, bu tür işlemlere uluslararası hukukta işgal altındaki toprakların devri dendiğini belirtmekte fayda var. Devletten başka bir devlete devredilmesine rağmen ancak bölge her zaman işgal altında kalmaktadır. Brest'te ana anlaşmanın yanı sıra bununla ilgili Rus-Türk sözde ek anlaşma da imzalandı. Bunu Batı Ermenistan televizyonunun internet sitesinden okuyabilirsiniz. 11 Aralık'ta Paris'teki Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü INALCO'nun tarihi binasında 2 günlük Kafkasya'nın incisi Şuşi adlı konferans başladı. INALCO Vakfı tarafından düzenlenen çalışmada Başkan Philippe Adivani sadece Şuşi'nin kültürel mirasına değil, bugün tehlike altında olan Artsakh'ın tamamına büyük önem verdiğini ve daha fazlasını belgelemek için elinden geleni yapacaklarını söyledi. Ki anıtların farklı platformlarda korunması için bir fırsat da sağlar. Doğu Ermenistan'ın Fransa Büyükelçisi Asmik Tolmaçyan da açılış konuşmasında Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına ilişkin sorunlara ve mevcut zorluklara değindi. Konferans, Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü INALCO Vakfı'nın Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasının yaygınlaştırılması ve korunmasına yönelik önemli girişimlerden biri olan Memorial web sitesinin sunumuyla başladı. Site tüm bibliografyasıyla anıt sertifikalarının eşsiz bir deposu haline gelecektir. 2 gün boyunca sunulan raporlar Şuşi'nin geçmişini ve bugününü, şanlı ve trajik günlerini konu alıyordu. Konferans 2 gün süren çalışmaları sırasında üst düzey Fransız yetkilileri de ağırladı. Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı Pierre Uzurlias konuşmasında Artsakh'ın hiçbir zaman ölü sayılamayacağını ve bu alandaki tüm çabalarımızın mirası korumaya yönelik olması gerektiğini belirtti. Fransız Müzeleri Genel Müdürü Hervé Barbere, Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü INALCO Rektörü Jean-François Uche, Ulusal Anıtları Koruma Enstitüsü Müdürü Charles Persona, Ermenilerin yok edilmesi vakalarına değinerek konuşmalar yaptılar ve Artsakh'taki anıtların yıkılmasına karşı birlikte mücadele etmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Avrupa Parlamentosu üyesi François Bellamy ise bir mesaj iletti. O mesajında Artsakh'ta olanlar hakkında net bir değerlendirmede bulunarak bu olayın sadece bölgeyi işgal eden bir savaş değil, Artsakh Ermenilerinin izlerini ortadan kaldırmaya çalışan bir soykırım savaşı olduğunu belirtti. Fakat bizler Ermenilerin Azerbaycan'ın tahrip etmeye ve yok etmeye devam ettiği Artsakh'ta yüzyıllarca süren tarihi boyunca yaşamış ve yaratmış olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla mirasın korunmasına yönelik bu mücadele çok önemlidir ve kültürel varlığın koruyucusu olmak Avrupa'nın görevidir vurgusunda bulundu. Her ne kadar Bakü Başkanı Doğu Ermenistan'a yönelik toprak arzusu olmadığını belirtse de iletişim kanallarının açılması konusunda görüş ayrılıkları var. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bunu basın toplantısında ifade etti. Gözlemeye dönecek olursak Bakü'nün batı tarafından sürekli olarak Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi konusunda uyarıldığı korkusunun temeli nedir? Avrupa Konseyi Başkanı Michel aslında dürüst olmak gerekirse Nahçıvan'ı Bakü'ye bağlamanın ve Doğu Ermenistan'ın egemenliğine ve mevzuatına saygı göstermelerini sağlamanın belirli yolları hakkında bir tartışma var dedi. Batı'nın bölge barışına katkı sağlama çabalarına rağmen aslında Avrupa Birliği ve Washington'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler son bir ayda durdu. Bakü Devlet Başkanı İlham Aliyev arka arkaya 3 toplantıyı farklı gerekçelerle reddetti. Gazetecinin Azerbaycan tarafının süreci geciktirdiği ve sizi yanılttığı izlenimine katılıyor musunuz sorusuna Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel soruyu Brüksel imser ve yeni bir toplantı düzenleme girişimlerini sürdürüyor şeklinde cevaplandırdı. Ancak Bakü henüz üst düzey bir toplantıyı kabul etmedi. Çalışma ziyareti amacıyla Doğu Ermenistan'da bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tzahkna, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Baru Rovanisyan'la birlikte Ermenilere uygulanan soykırım ARMENOSİD anıtını ziyaret etti. Müze Enstitüsü'nün müdür vekili Edita Gızoyan, konuklara Ermenilere yönelik soykırım Armenosidi anma töreninde eşlik ederek anıtın oluşum tarihini anlattı. Müdür vekili Gızoyan ayrıca Huşabat anıt duvarından misafirlere eşlik etti ve anıt duvarın arka kısmında 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Türk hükümetlerinin uyguladığı Ermenilere karşı soykırım Armenoside tepki gösterip protestoda bulunan ve bu kitlesel katliamlara karşı seslerini yükselten çok sayıda yabancı popülistin, siyasetçinin, aydının ve misyonerin mezarlarından alınan toprakla dolu küçük kavanozlar yer alıyor. Onlar ayrıca Estonyalı bayan misyoner Hedwig Buhl'ün Ermeni yanlısı faaliyetlerini özellikle dikkatle dinlediler. Ziyaretin ardından teşekkür eden Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid Müze Enstitüsü Direktör Vekili Edita Gızoyan, onur konuğuna Armenosid ile ilgili kitapları hediye etti. Zvartnots adlı Tarihi ve Kültürel Koruma Müzesi'nde 12 Aralık'ta Kaşatağ adlı sergi açıldı. Sergide ilçe yönetiminin Meran adlı resmi gazetesi editörü, fotoğrafçı Zohrab Yirkoyan'ın hazırladığı aralarında antik köprüler, kiliseler, haçkarlar, kaleler ve hisarların da bulunduğu Kaşatağ bölgesinin tarihi ve kültürel anıtlarının fotoğrafları sunuldu. Serginin açılışında ilk olarak Kaşatağ yönetiminin eski başkanı Aleksan Hagopyan, bu yılın bölgenin kuruluşunun 30. yılını kutladığını belirterek bunun Artsakh hareketinin doğuşu olduğuna inandığını ifade etti. Fotoğrafların sahibi Zohrab Erkoyan'ın aktardığına göre arşivinin bir kısmı sergide yer aldı. Ona göre Kaşatağ'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasını temsil eden fotoğraflar ziyaretçilerin bölge hakkında geniş bir fikir sahibi olacağı dikkate alınarak seçildi. Eserin sahibinin verdiği bilgiye göre yansıyan örneklerden en eskileri Hristiyanlık öncesi döneme ait anıtlar, kaya resimleri, ejderha taşları ve kaleler mevcut. Organizatörlere göre eğitim programları, anıtlarla ilgili açık dersler, tarihi tartışmalar ve tarihle ilgili görüşmelerin planlandığı sergi 2 ay boyunca açık kalacak. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Necdehe adanmış şarkı olan Araz Apin adlı eseri sunuyoruz. Araz Apin zınvazın güren arazin mekmadav mudbanderum tancvazın gir surkancan git mekmadav mudbanderum tancvazın gir surkancan git mekmadav. Hura, 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 Kaşvidayun sura şoşola. Hura, 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 Kaşnezeyi sura şoşola. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.